Hiç sorma halimi, nasıl diyeyim. Düşmanı içinde vatana döndüm. Şu yalan dünyayı nasıl seveyim? Düşmanı içinde vatana döndüm. Çoktan tüketti, bitti hünerim. Çoktan tükendi, bitti hünerim. Işık vermez oldu, söndü fenerim. Cepheye varmadan mağlup dönerim. Düşmanı içinde vatana döndüm. Ben çoktan bitirdim umut hayali. Söz anlatmaz oldu bendeki hali. Sual edersen benden ahvali, düşmanı içinde vatana döndüm. Kahpe kurşun yedim yaram derinde, uzanıp yatmadan gölge yerinde. Yolum şaşmasa da şeytan şerinde, düşmanı içeride vatana döndüm. Düşmanı içeride vatana döndüm. Böyle bir şey. Ya, çok düşmanı içinde vatana döndüm. Çok can alıcı bir cümle kurmuşsunuz. Öyle yani denk özellikle ya. Günümüze bakıldığında hani kimin düşman olmadığını, kimin hain olmadığını bilmediğimiz bir çözemediğimiz bir dönemde burada şiire katmak ve bunu sevdayla yoğurmak gerçekten ustaca bir şiir bence. Kendinizi anlatırken bir yandan da işte aynı zamanda ben diyorum ya, şiirin zaten tılsımı burada Fatih Bey. Yani şiirde senin anlattığın şey başkadır. Karşıdakinin algıladığı yön başkadır. Düşmanı içinde vatana döndüm. Niye düşman içinde vatana döndüm? Dışarıdaki kolay kolay insana bir şey yapamaz. Bir ülkeye bir şey yapamaz. Eğer düşman kendi içindeyse o düşmansa ülke, bilirsin gardını alırsın. Bilirsin zaten. Yani dışarıdaki. Ama içeride dost bildiklerinde düşman görünce. Dost görünen düşmanlar vatanın içindeyse o vatanın haline Allah yardım etsin.